İsmini nereden biliyorsun? Hayvansever bir katil değil mi insan? Hayvansever bir katil. Burada olan şurada kalır programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir arkadaşımızı tanıyacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Cem. İsmin nedir? Begüm. İsmini nereden biliyorsun? İçime doğdu. Tamam. İsmim Cihan bu arada. Doğru bildin. Tebrik ederim. Begüm değil mi? Evet. Kaç yaşındasın Begüm? 25 yaşındayım. Kaç hissediyorsun? 36. Neden? Bilmem. Ya 11 yaşlık bir fark var arada biliyorsun. Evet. Sebep ne? Afaki konuştum. Afaki ne demek? Biraz açalım. Bilmiyorum kelime anlamını. Ve kullandın. Bilmediğin kelimeleri kullanıyor musun böyle? Genelde kullanırım. Genelde bilmediğim kelimeleri öylesine kullanırım diyorsun. Evet. Bu seni daha mı kültürlü yapar? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki hala. Hayvanları sever misin? Çok severim. Ha, en sevdiğin hayvan ne? Köpekler. Evet. Köpekler. Sanki devam edecekmiş gibi oldu. Nasıl? Yok, köpek. 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 Evde köpek besliyor musun? Hayır, beslemiyorum. Kedi neden sevmiyorsun? Korkuyorum. Kediden. Evet. Köpekten korkmuyorsun. Korkmuyorum. Ne yapabilir kedi sana? Biraz onu irdeleyelim. Tırmalayabilir. Köpek ısırır ama daha çok canın acır. Evet. Köpekten ama korkmuyor musun? Evet, tırmıktan daha çok korkuyorum. Tırmık. 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 Tırmalamak. Evet, tırmalamayı sever misin hayatta? Evet. Tırmalamak. Şu an öyle mi yapıyorsun? Tırmalıyor musun? Yok, şu an öyle. Kime tırmalıyorsun? Hayata tutunma anlamında tırmalamaktan mı bahsediyorum? Yok, normal ben tırmalamaktan bahsediyorum. Yok, bir yer tırmalamıyorum normal. Ne iş yapıyorsun? Yatırım uzman yardımcılığı yapıyorum. Yatırım uzman yardımcılığı yapıyorsun. Evet. Peki sana, yani finans sektöründe çalışıyorsun aslında, evet, değil mi? Tamam. Doğru mu anlamışım? Doğru anlamışım. Para parayı çeker mi? Kesinlikle çeker. Mesela çok param varsa çok parayı çekme gibi bir durum olabilir mi? Yani bence evet. Çok parası olan insanlardan hoşlanır mısın? Hoşlanma. Sever misin? Neden? Güçsüz mü hissettirir seni? Yok, hayır. Ne? Hoşlanabilirim. Şu an bir durdun. Niye? Aklına bir şey mi geldi? Yok, hayır. Ne geldi aklına? Biraz onu açalım. Çok parası olan sevdiğim arkadaşlarım geldi. Arkadaşların geldi. Arkadaşlarınla beraber güzel zamanlar geçiriyorsun değil mi? Evet. Pekala. Filmlerde son yazısı var biliyor musun? Evet. Filmin en sonunda son yazısı. O son yazısı olmasa filmin sonuna geldiğini anlar mıydın? Anlardım. Zekisin. Belki. Öyle mi? Ondan mı geliyor yani? Ya son yazısı görmesen de anlarsın. Anlarım. Ne güzel. Neden evlerimizde kedi besliyoruz? Besleyenlere sormak gerekmez mi? Yo, hayır, sana da sorabilirim. Ülkedeki bir sorun olduğunda seni ilgilendirmezse bile sana sormuyor muyuz? Bilmiyorum neden evde kedi beslenmesi gerektiğini. Bilmiyor musun? Köpek. Onu biliyor musun? Seviyorsun ya. Yani seversin ve beslersin. Bunun ayrıca bir sebebi olmalı. O zaman kediyi de seversin ve beslersin. Bilmiyorum. Evet. Cevabı olmadı pek. Tamam, korktuğum için diyelim. Kediden korktuğun için hiçbir şey bilmiyor musun? Korktuğum için beslemeyi tercih etmiyorum. Tırmalamayı seviyorsun ama. Peki. Boyun kaç? 1.70. 1.70 boyun var. Yani uzunsun aslında ortalamaya göre değil mi? Evet. Bir Türk kadına göre uzunsun. Ha, bilemem. Olabilir. Uzun boylu insana karşı böyle bir hissiyatın var mı? Yok. Karşı partnerinde uzun boylu olsun diye bir isteğin var mı? Ha, tabii ki, evet. Neden? Ben uzunum çünkü. Yani 1.71 mesela. Olur mu? Uzun değil erkeğe göre. O tarz konularla alakalı net konuşulmaz ya. Nasıl konuşulur? Kıstas, yani ne istediğini bilmiyor senin musun? Senin kıstasın boy mudur? Benim kıstasım boy değil ama burada soruları ben soruyorum. Yani benim... Ya 1.71 olmaz mı? Olabilir. Neden? Neye göre olur? Çok parası varsa olur mu? Yok, çok parası varsa olmaz. Ama neye göre olur? İyi bir insansa olur. İyi bir insan. Neye göre iyi bir insan mesela? Köpek seven bir insan iyi bir insan mıdır? Hayvan seven insan iyi bir insandır. Hayvan sever bir katil iyi bir insan mıdır? Bunlar çok garip şeyler tabii ki. 10 yıl sonraki kendine ne söylesen sana çok güler. Vallahi ne söylesem güler. Neden? Hiç düşünmedim bunun üzerine. Bilmem. Kendinle alakalı pek düşünmeyi sevmiyorsun. Yok. Doğru mu? Evet. Düşünmeyi sevmiyorsun. Evet. Genel düşünmeyi sevmiyorsun değil mi? Genelde düşünmeyi bize bir şarkı söyler misin? Söylemeyeyim. Şiir söyler misin? Onu da söylemeyeyim. Neden? Sesim kötü. Sanata karşı bir şey mi var? Yok, hiç tepkim yok. Sanatı çok severim. Sanatı çok seversin. En sevdiğin sanat. Neden gülüyorsun?
Böyle bir anda gelince aklıma geldi. Hı-hı. En sevdiğin sanat. En sevdiğim sanat. Yok galiba, sanatı sevmiyorsun. Peki. Sanat benim için midir Begüm? Sanat sanat içindir Cihan. Yani ama benim sorum o değildi. Sanat benim için midir, değil değildir. Midir? Değildir. Senin değil. İçin değil. Neden ki, senin ne için içindir? Olsun? Ne içindir sanat? Sanat içindir. Sanat içindir. Sanat sanat içinse kavimler göçü olmasaydı halimiz ne olurdu Begüm? Vallahi o zamanlara hiç hakim değilim. Ne olurdu bilmiyorum. Ne yemek yedin bugün mesela? Çorba içtim. Güzel, bunu hatırlayabiliyorsun en azından. Korona'ya inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki. Neden? Yalan olamaz mı korona? Aşı maşı. Yani dünya üzerindeki bütün doktorlar yalan mı söylüyor? Para verirsen olabilir. Olmaz mı? Hepsi mi? Aykırı bir görüş duydun mu sen? Ben duydum. Duymadım. Sen duymadın mı? Koronavirüsü yok diyen birini duydun mu? Tabii ki. Twitter kullanmıyorsun sanırım. Her öksüren korona mıdır? Tabii ki değildir. Değil mi? Evet. Her öksüren. Aslında olabilir. Neden? Sonuçta öksürüyor. Yani? Yani gribal bir tepki. Peki, neden olmasın? Her korona olan öksürür mü? Gerek. Öyle bir istatistik tutmadım. Bana etkilenmem için üç kelime söyler misin? Neyden? Etkilenmem için üç kelime söyle. Genel manada. Yani... Ne gibi? Üç kelime alayım. Etkilenim o kelimelerden. Etkilen o kelimelerden. Hırs, güç ve başarı. Hiç etkilenmedim. Teşekkür ederim. Son sözün tek cümle alacağım. Son sözüm? Son sözün tek cümle. Sana bu yolda başarılar diliyorum. Hangi yolda? Bir de şarkı vardır, bilir misin? Bütün yollar senin. Güzel bir parça değil mi? Evet, program bitti. Ne hissediyorsun? Yoruldum. Yoruldun. Yorduk mu seni? Yani psikolojik olarak kısmen. O zaman birazcık seninle alakalı özet geçme durumumuz var. Tabii Begüm, ki. Begüm, kendini 31 mi hissediyordun? 36. 36. Benim tahminimden daha fazla hissediyorsun. Köpek seviyorsun. Bir finans şirketinde çalışıyorsun. Para parayı gerçekten çeker diyorsun. Zengin insanlara hastayım dedin. Filmlerde son yazısını görmesem hayatta anlamam dedin. Ben öyle bir insanım. 10 saatte izlerim filmi dedin. Neden evlerimizde kedi besliyoruz? Tırmalıyorlar, ondan besliyoruz ya dedin. İnsanların hoşuna gidiyormuş. Sen de tırmaladığını söyledin. Boyun kaç? 1.70, 1.71 insanla hayatta çıkmam. 1.70 üstü, hatta 1.96'lar ölsün dedin. Erkeklere de burada bir şey söyledin. 10 yıl sonra kendine hiçbir şey söylemem dedin. Ne halin varsa görsün dedin. Bir de bir şarkı söyler misin diye söyledim de şarkı söylemem dedin. Sanatı ve sanatçıdan nefret ederim dedin. Ülkede sanat diye bir şey olmasın bence dedin. Sanat benim için midir diye sordum. Sen sanat hiçbir şey dedin zaten nefret ettiğin için. Kavimler göçü olmasaydı biz de olmazdık dedin. Kavimler göçünü de destekliyorsun. Koronaya hiç inanmıyorsun. Koronayla ilgili hiçbir şey yoktur dedin. Doktorlarla ilgili bir iftira attın. Doktorlardan özür dilemeni bekleyeceğiz programın sonunda. Bana etkilenmem için üç kelime söyledin. Hiçbirinden etkilenmedim. Son sözünde bu yolda bana başarılar diledin. Ben de sana bir şarkı örneği verdim. Bununla alakalı bir inkarım vesairem var mı? Yok estağfurullah. Her şeyi söylediğim gibi yansıtmışsın. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Programı sen kapatacaksın. Nasıl kapatıyorsun? Kameraya bakacağız. Kameraya bakacaksın. Ve bir sonraki haftaya gelecek konuk için bir önerim varsa onu söyleyebilirsin. Bir de doktorlardan özür dilemeni rica edeceğim sana çünkü çok ayıp ettin. Başta tüm doktorlardan özür diliyorum. Devamında önümüzdeki hafta Cihan'ın yanında konuk olacak arkadaşa şimdiden başarılar diliyorum. Olabildiğince hazırlıksız gelsin. Bu kadar mı? Evet. Bir hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın, iyi günler. Teşekkürler. Bu kadar.